Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kiraz bebeğimin yeleğini ve yakasını yapılışını anlatacağım. Böyle yaptım arkadaşlar, yeleği böyle yeşil renk yaptım. Eteği kırmızı olacak. Kırmızı ve beyazdan oluşacak. Yine uç kısmında yeşiller olacak. O yüzden yeleğini yeşil yaptım. Böyle de hoş oldu arkadaşlar. Yakası da böyle arkadaşlar. Şimdi önce yakasını yaparak başlayalım. Önce yakası için 27 tane zincir çektim arkadaşlar. 27 tane zincir çekiyorum ve ilmek kaydırma yapacağım. İlk zincirin içine bağlantı yapıyorum ilmek kaydırmayla. Bağladım. Üç zincir çekiyorum şimdi arkadaşlar. İlk halkamın trabzan yapacağız şimdi bu sırada. İlk halkaya yapmış olduğum bu trabzan sayılıyor arkadaşlar. 3 zincir. Şimdi ikincisinden devam edeceğiz. İkincisine çift yapacağız. 2 tane yani aynı yere trabzan. Bir tek trabzan. Yanındakine çift trabzan. Bir tek, bir çift trabzan arkadaşlar. Yani sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak sıra sonuna gelelim. Yani sıra sonundaki tek ilmeği de tek trabzan yapacağız. Son zincirin içine tek trabzan yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bunu yapalım arkadaşlar. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son halkanın içine çift yapacağım. Pardon, tek yapacağım. En son çift yapmıştım. Bir tek, bir çift. Şimdi tek yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Ve her halkanın içine bu trabzanların üzerine arkadaşlar sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar sık iğne yapalım. Buraya kadar. Bütün halkaların üstüne arkadaşlar sık iğne yaptım ve ipi biraz uzun bırakarak kopardım, kestim. Yakanın ön kısmı yani yüze gelecek olan kısmı burası olacak, burası ters olacak arkadaşlar. Yani trabzanların düz kısmı öne gelecek, üste gelecek. Şimdi burada bu ilmeği buradan geçirip bu ipliği zincir çekmedim. Bu ipliği buradan geçirip arkadan şuralara bir yere gizleyip arkadaşlar bu ipi bırakalım. Bundan yakayı boyuna monte edeceğiz. Dikeceğiz arkadaşlar. Birleştireceğiz. Bu ipliği de geçirelim içeri. Şimdi bu yakanın kirazlarını nasıl yaptım? Onları da eteğin üzerine işleme yapacağım tekrar kirazları arkadaşlar. O zaman göstereceğim. Şimdi yeleğimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Yeleği ben yarn artı cinsle ördüm arkadaşlar. O ip biraz kalın bir ip. Diğer kullandığım iplere göre biraz daha kalın bir ip. Mesela kırmızı ipim kartopu 4 mevsim. Şimdi bunu bulamıyoruz arkadaşlar. Ben önceden almıştım bu kırmızı ipi. Yeşil ipim yarn artı cins biliyorsunuz söylemiştim. Biraz kalın olduğu için bunu üzerine ölçerek yaptım. Bebeğim bitirdikten sonra arkadaşlar yeleği yapacağım. Nasıl yaptım? Zincirimi çektim. 45 tane zincir çektim ben arkadaşlar yelek için ve belinin olduğu yere yeleğin alt kısmını arkadaşlar böyle bakın arada hafif bir boşluk kalacak şekilde sıkı bir şekilde ölçtüm. Bu açılıyor zaten biraz örünce açılacak zincirin üzerinde sık iğne yapınca böyle hemen hemen bitişecek kadar zincir çekin. Ben 45 zincir çektim. Size de uyarsa bu 45 zincir bu ebatlarda yapabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa kendiniz hani bunun zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. 45 tane zincir çektim yeleğimiz için. 45 zincir çektikten sonra arkadaşlar dönüyorum. İkinci zincirin içine
Sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. 44 tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar. 44 tane sık iğne yapalım. 44 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve bu 44 sık iğneyi 13 sıra öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 13 sıra olacak. 12 sıra daha dönerek bir zincir çekiyoruz. Böyle. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Hemen ilk halkanın içine batarak yine 44 tane sık iğne yapıp böyle döne döne arkadaşlar bir zincir çekip döneceğiz. Döneceğiz. Böyle 13 sıra yapacağız toplamda. Ben bir sıra yaptım. 12 sıra daha arkadaşlar. Burası olacak. Şu düz kısmını arttırma eksiltme yapmadan örelim. 13 sıra. Arkadaşlar 13 sıra 44 sık iğne olarak ördüm. Böyle bitirdim bakın burada. İpi kopardım. Kestim. Şimdi buradan şuradan devam edeceğim arkadaşlar. Yeşil ipi alıyorum. 3 sık iğne atlıyorum bakın. 1 2 3 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne atlayıp dördüncüsüne tığımı batırıyorum. Ve buradan ipi geçiriyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bu ipi yürüteceğiz. Bu bebeğimizin sol tarafına gelecek. Sol yakası oluyor arkadaşlar. Buradan itibaren 5 tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 sık iğne yaptım. Zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir delik atlıyorum. İkincisine batıyorum. 4 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Ön tarafı burası. Yani bebeğimizin yeleğin ön tarafı yani yüz tarafı. Yüzü burası. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Yine 4 sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 sık iğne. Dönüyorum. Bir tane delik atlıyorum arkadaşlar. 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 3. Yani eksiltmeleri bu tarafta yapıyoruz. Dönüyorum, bir zincir çekip tekrar 3 sık iğne yapıyorum. 2 3. Şimdi dönüyorum. Eksiltme yapacağım burada yine. 2 sık iğne, bir delik atlıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne yapmıyorum. Yapıyorum. 1 2 7 sıra daha 2 sık iğne olarak öreceğim arkadaşlar. Burada 2 sık iğnem kaldı. Bu 2 sık iğneyi 7 sıra daha öreceğim ve orada bitireceğim. 7 sık iğne ördüm arkadaşlar. İpi birazcık uzun bırakıyorum. Böyle bir karış kadar kesiyorum. Bu şekilde burayı bitirdim. Şimdi diğer klapamıza geçeceğiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan 8 tane sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inciye batıyorum. Pimi takıyorum buraya. Bir zincir çekip devam ediyorum. 5 tane sık iğne yapacağım buraya. Aynı deliğe bir tane yapıyorum. 2 3 4 5 Döndüm arkadaşlar. 5 tane sık iğne yaptım. 3 sık iğne yapıyorum buraya. 1 2 3 sık iğne yaptım. Bu deliği atlıyorum.
Sondaki deliğe batıyorum arkadaşlar. Eksiltiyorum. Eksilttim. Bir zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar 4 sık iğnem oldu. 4 sık iğneyi örüyorum. 4 sık iğneyi ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi 2 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 sık iğne yaptım. Bir delik atladım. Son deliğe batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi burada 3 sık iğne oldu. 1 2 3 sık iğne. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi bir tane sık iğne ördüm arkadaşlar. Bunu atlıyorum. Sondaki deliğe batıyorum. Ve 2 sık iğnem oldu. Döneceğim. Yine 7 sıra. 7 sıra daha, aynı burası gibi. 7 sıra daha 2 sık iğne öreceğim arkadaşlar. Döne döne bir zincir çekip dönerek 2 sık iğne 2 7 sıra daha 2 sık iğne öreceğim. Bir sıra ördüm. Bu kısımlar bitti. Şimdi arka tarafını öreceğim arkadaşlar. Arka sırt kısmını. Burada 5 tane delik atlıyoruz. 2 3 4 5 6. delikten başlayıp 18 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Buradan başlıyorum. 18 tane bir zincir çekiyorum. Ve aynı deliğe batarak 18 tane sık iğne yapacağım. 18 sık iğne yaptım. Burada da 5 tane delik kaldı arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Bir delik atlıyorum buradan. Ve sona kadar öreceğim arkadaşlar. Sonda 2 tane delik kalana kadar 15 sık iğne yapmış olacağım. 15 sık iğne ördüm. Şimdi buradan bir delik atlıyorum arkadaşlar. İkincisine batıp ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Bir sıra öreceğim arkadaşlar. Burada 16 sık iğnem kaldı. Bir burada, bir burada eksilttiğim için 16 sık iğne düz öreceğim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. 16 sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bir delik atlıyorum. Aynı aşağıda yaptığım şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar öreceğim. Burada yine bir tane eksiltme yapacağım. Bir delik atlayıp sonuncusunu öreceğim. Sona geldim arkadaşlar. Sıranın sonuna. Burada bir delik atlıyorum. Sonuncusuna örüyorum. Yapıyorum bir tane sık iğne. Şimdi burada üst sıra daha arkadaşlar. Hiç arttırma eksiltme yapmayacağız. 3 sıra 14 sık iğne kaldı burada. 14 sık iğne öreceğim. Arkadaşlar o eksiltme yaptığım sıradan sonra o sırayla birlikte 3 sıra oluyor arkadaşlar. Yani toplamda şuradan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra oluyor. Üst sıra örün demiştim ama eksilttiğimiz sırayla birlikte 3 sıra oluyor. Yani eksilttikten sonra 2 sıra ördüm ben. Evet arkadaşlar, böylelikle bitirmiş olduk ana gövdeyi. Şu kısımları, burada da ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şurada bu omuz askılarını arkadaşlar şuraya dikeceğiz. Bakın şu kısma bu bıraktığımız iplerle dikelim ya da tığla da birleştirebiliriz sık iğne gibi yaparak. İğneyle de olur. Şu ipi de şuradan keseyim. Şimdi eteğindeki fırfır kısmını, o süslemeyi göstereceğim arkadaşlar. İpimi buradan geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve yanındaki halkanın içine ipimi arkadan gizleyerek ikinci halkanın için arkadaşlar üçlü trabzan yapıyorum bir tane. 3 tane yapacağım aynı yere. 3 tane üçlü trabzan. Bir tane daha yapıyorum.
üçlü trabzan yaptım. Aynı deliğe 3 tane üçlü trabzan, yanındakine sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Üzerine alıyorum. Hemen yanındakine 3 tane üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Aynı yere üçlü trabzan 3 tane ve yanındaki halkaya sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bitireceğim. Yeleğimi bitirdim arkadaşlar. Omuz kısımlarına iki omuzu, bu önden gelen parçaları buralara diktim. Arka kısmı. Üzerine giydirdim. Bu fırfırları da tamamladım arkadaşlar. Şimdi önündeki kırmızı ipini yapacağım arkadaşlar. Giydirdim. Arada biraz açıklık kalacak. Şu aşağı kısımdan başlıyorum. Son sıradan iğnemi taktım. Biraz ipi uzun bıraktım arkadaşlar. Sonra 2-4 sıra atlıyorum. Bir daha geçiriyorum. Z şeklinde arkadaşlar. Sonra bir daha geçirdim. Aynı karşılıklı. En son en üst kısımdan. Bu şekilde yaptıktan sonra istediğiniz sıkılıkta ayarlıyoruz. Sonra aynı deliklerden arkadaşlar, aynı yerlerden geri gidiyoruz. Aşağı doğru iniyoruz. Ve ipimizi burada bağlayıp isterseniz ucuna kiraz yapabilirsiniz ama ben yapmadım. Çok kirazlı olmasın diye. Zaten kollarında var, eteklerinde var. Burayı böyle güzelce bağlayıp arkadaşlar içine gizledim. Böyle düz bir şekilde yapacağım. Yani burada herhangi bir bağcık yapmayacağım. İsterseniz siz yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası da böyle. Yeleğimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz sevinirim. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.